sunar. Kim o? Kim var orada? Ve tıpkı onlar da antiloplar gibi at sülalesinden gelmektedir. Oryx yolunda kendilerine özgü alet edici özellikleri vardır. Bu konunun uzmanı olan Jim Dolan'la yaptığımız konuşmalarda tam 5 ayrı tür Oryx olduğunu öğrendik. Bunlar San Diego'daki vahşi hayvanlar parkında görülebilirler. Bu dikkate değer koleksiyonun içinde Arabistan Oryx'leri de vardı. Bu hayvanların sayısı özellikleri vahşi dünyada yok denecek kadar azdır. Arap Oryx'ler kendi gruplarının içinde en küçük olanlarıdır ve eğer siz bu hayvanı Güney Afrika'da diğer türleriyle karşılaştırmaya kalkarsanız... Mektupları ver. Hiç kurtuluşun yok. Birazdan Cihan gelecek, seni yaşatmaz. Şu anda binlerce fit yukarıda. Bu geceyi boşuna mı seçtim sanıyorsun? Lütfen git. Evi aratma bana. Nerede olduğunu söyle. Seni yaşatmam. Öldürürüm. Onları bana vereceksin. Onları vereceksin bana. Tamam, tamam vereceğim yukarıda. Çabuk. Çabuk çıkar beni yukarı. Hadi bul onları. Nasıl bunlar buradaydı? Doğru söyle. Doğru söyle. Yemin ederim buradaydı. Çabuk onları bul. Bul. Buraya koymuştum. Oraya koymuştum. Biri almış olmalı. Kim alabilir? Bilmiyorum. Nerede? Burada olabilir mi? Allah kahretsin! Nerede bu mektuplar? Emel! 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 Champion, three-time short distance,
yapma. Sevda? Ya Sevda! 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 Sabaha kadar ne uyudun ne de uyuttun. Hep kabus gördüm. Dün gece olanlardan sonra tatlı rüyalar göreceğimi sanmıyordun herhalde. Burcun ikizler miydin? Bir daha asla bu burçtan kimseyle arkadaş olmayacağım. Başım beladan kurtulmuyor. Aa, sana daha önce söyledim mi bilmiyorum ama çok da alıngan oluyorlar. Var mı? Yok, hayır. Görünürde bir şey yok. Gel yukarı çıkalım. Tamam. İnanmıyorum. 7 şiddetinde bir deprem olmuş sanki. Sağ olman bir mucize. Adamı bırak, korkudan ölebilirdim. O zaman Cihan'ın gittiğini biliyor. Sıkı takiptesin. Önce gelenin Faruk olduğunu sandım. Artık her şeyi bildiğine göre beni bırakmayacaktır. Neyse, düşünmeyelim şimdi bunları. Toplayalım şuraları. Biz niye topluyoruz ki? Elif'i çağırayım, Elif toplar. Elif! Elif! Gelmemiş. Bir telefon edeyim bari. Alo. Günaydın. Elif'le görüşebilir miyim? Sevda arıyor dersiniz. Burada öyle biri yok. Öyle biri yok. Orası kıraathane. Orası kıraathane mi? Evet. Pardon, bir yanlışlık oldu. Tuhaf, Elif'in verdiği numara sahte çıktı. O zaman bu işte bir şey var. Nasıl yani? Bilmiyorum. Ben şüphelendim. Sana iş çıktı. Ne dedin abi? İş çıktı, iş çıktı. Ha, iyi. Adres verdiler. Hemen giyinip gidiyorsun. Bana da peşini al. Tamam, hazırlanıp hemen geliyorum. Giyin gel, adresi vereceğim. Tamam abi. Beğenmedin galiba. Beni ilgilendirmez. Hemen mi istiyorsun? Evet. Çok hoş bir yerin varmış. Bak, önceden söyleyeyim. Para peşin. Para peşin dedik ya. Soyunup soyunmaman umurumda değil. Peki ne istiyorsun? Sapık mısın sen? Cihan Ünlü Soy'un evinde çalıştın. Tele kız olduğunu gizledin. Neden? Niye gittin oraya? Kimin hesabına söyle? Canımı acıtıyorsun. Doğruyu söylemezsen kolunu da kırarım boynunu. Oradan bir şey almaya mı gittin? Mesela birkaç mektup. Görüyorsun, çok şey biliyorum. Onun için gel iyilikle anlat. Tanımadığım bir adam. Para vaat etti. Mektuplar için mi? Evet. Buldun mu onları, aldın mı? Evet. Biliyordum. Peki verdin mi? Mektupları verdin mi adama? Hayır. Yarın götüreceğim. Güzel. Onları bana vereceksin. Neden vereyim? Öbür taraftan para alacağım. Para canından daha mı kıymetli? Bana bir şey yapamazsın. Çünkü o zaman mektupları hiç alamazsın. Tamam. Para vereceğim. Ne kadar? 30. Ah, o 50 veriyor. Pekala. Ben de o kadar vereceğim.
Sen 60 vereceksin. Neden? Onu kandırmış olacağım. Başıma bela kesilebilir. Mektupları bulamadığını söylersin. Peki ya inanmazsa? 60'tan aşağı olmaz. Kabul. Yarın gece getir. Ama burada olmaz. Bir daha senin evine gelmem. Peki nerede buluşacağız? İçeri girmem. Dış kapıda. Tamam. 11'de. Geç kalma. Bay bay. Kim o? Elif. Sana buraya gelmemeni söylemiştim. Telefon edecektin. Edemedim işte. Olmadı. Ver mektupları. Onlara görünme sakın. Merak etme. Ne güzel yer burası. Hep böyle yerlere çağrılsam keşke. Gelmişken kalayım mı biraz? Yo, hemen git. Ayrıca para istemem. Hayır, git. Sen bilirsin. Herkese yapmam bunu. Para istemem dedim. Tamam, git artık. Hadi. İki kilometre daha gittik mi tamam. İnşallah beğenirsiniz. Pardon, isminiz neydi? Ekrem. Aslında ben size çok daha iyi bir yer bulurdum ama ne yapayım ki, ücra bir yer istiyorsunuz. Evet, ses, trafik istemiyorum. Kafa dinleyebileceğim. Burası mı? Evet, burası. Güzel. Buyurun. Buyur. Buyurun, gelin. Beğenmezseniz size daha iyi bir köşk gösterebilirim. Burası tamamdır. 3 gün kalacaktınız değil mi? Evet. Ev sahipleri yazları gelirler. Yani? Yani 3 günün fiyatını bana ödersiniz. Tamam, anlaştık. Bekle beni. Getirdin mi? Evet. Ver hadi. Önce para. O kadar bulamadım. Gerisini sonra veririm. Ne çıktı? 30. Peki ver. Önce mektupları göreyim. Al. Yürü. Allah kahretsin. Fotokopiymiş. Biliyor musun Cihan? Aslında bu ayrılık iyi oldu. Kafamda, kalbimde her şeyi yerli yerine koyuyorum. Nur da burada. Bu aralar pek ayrılmıyoruz. Üzülmeyeyim diye beni yalnız bırakmıyor. Olur, söylerim. Cihan, lütfen bu bizim ilk ve son ayrılığımız olsun. Tamam canım, seni seviyorum. Ay ay ay, heyecandan da yanakları kızarmış. Nur, şimdi onun burada olmasını ne kadar isterdim. Aslında pekala gidebilirdin sen de. Cesaret edemedim. Cihan'ın yanında bir pürüz çıkacak. Yaptığım her şey anlaşılacak diye korktum.
Neler anlattı bakalım, özlemiş mi seni? Aman Nur, tabii ki özlemiş. Ya ne şanslısın biliyor musun? Onca tehlikeyi atlattın ama şimdi mutluluktan uçuyorsun. Cihan açısından evet, ama unutma ki en büyük bela burada, yanı başımda. Faruk'un her şeyi anladığı halde hala karşına çıkmaması çok tuhaf. Bu beni çok korkutuyor. Sevda? Sevda, neyin var, ne oldu? Hayatım, hayatım, iyi misin? Bilmem, bir anda midem bulandı. Hay Allah, ne yedin ki? Hiç işte, beraber ne yediysek o. Dün de aynısı oldu, başım falan da dönüyor böyle. Sevda? Öyle mi dersin? Çıldırabilirim, nasıl oldu da aklıma gelmedi. Ben şimdi Cihan'ın çocuğunu taşıyorum. Allah'ım. Hemen aç söyle. Hayır, böyle bir haberi telefonda söyleyemem. O kadar zaman söylemeden nasıl duracaksın? Dururum. O da ne kadar istiyordu biliyor musun? Geldiğinde anlatacağım. Yüzüne bakarak, elini tutarak, bakışını görmeliyim. Böyle telefonda olur mu hiç? Haklısın. Kendini tutabilirsen aferin sana. Tutarım tabii. Tele kızmış. Evvelki gece yarısı arka sokaklardan birinde bulunmuş cesedi. Aman Allah'ım. Şşt, yavaş. Herkes duyacak. Gel benimle. Kendine dikkat et. Bebeği düşün. Bir tele kızın benim evimde ne işi var? Kim yolladı onu? Ya Faruk ya Kemal. Başka ihtimal yok ki. O halde mektupları o aldı. Onu öldüren de... Elif'i sana gönderen kişi. Bana gelmek ister misin? Yok, gidip sıcak bir banyo yapacağım, sonra da yatacağım. Ya da bir yerde yemek yiyebiliriz, havan değişir. Cihan da arar, yarın akşam çıkarız. Nasıl istersen. Aa, bir dakika. Bak sana ne vereceğim. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Sus, ses çıkarma. Ölebilirdim hemen. Şu an bir daha yaşayabileceğimi sanmazdım. Neden ağlıyorsun? Neden? Ne olur beni bırak, ne olur. Beni buralara sürükleyen senin hayalin. Senin bir benzerin için yaptım her şeyi. O hayalin gerçekten sen olduğunu anladığımda dünyalar benim oldu. Dinle Faruk, beni her şey için bağışla. Ama burada bırak. Biliyorsun Cihan... Hayır. Hayır. Hayır, bana ondan söz etme. Hayır, anlamıyorsun. Sen onu hiçbir zaman sevmedin Emel. Öyle değil. Ben onunla... Onunla hiçbir şey yok. Bitti artık. Sen bana aitsin. Ben de artık seni çok mutlu edeceğim. Her şeyi geride bırakacağız. Olmaz Faruk, ne olur bırak beni. Senden vazgeçebileceğimi nasıl düşünürsün? Her şey seni çok sevdiğim için oldu. Bütün hatalar, bak. Nerede istersen orada yaşarız. İster Antalya'ya döneriz, istersen burada kalırız.
Dünyanın neresinde istersen orasında. Artık hiçbir şey bizim mutluluğumuza engel olamaz. Dinle, sana dönmem mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Neyin var? Hasta mısın? Yok, iyiyim. Neyin var? Yoksa sakın, sakın. Hayır, öyle bir şey yok. Evet, belki de bu yüzden. Evet, mutlaka bu yüzden. Nasıl oldu da daha önce aklıma gelmedi? Neden söz ediyorsun sen? Bizim bir çocuğumuz olmalıydı. Neden çocuğumuz yok? Bizi ayıran bu oldu. Senden bir çocuğum olmalı. Olacak. Faruk, lütfen bak, hayallerini bırak. Canım, benim çocuğumu taşıyacaksın. Benim çocuğumu doğuracaksın. Ve bana ait olacaksın. İşte o zaman kimse seni benden alamayacak. Yapma, lütfen yapma. Bırak beni. Benim olacaksın. Seni seviyorum. Sana aşığım. Kimse alamayacak seni benden. Bana aitsin. Hadi söyle, duymak istiyorum. Benim olduğunu söyle. Beni sevdiğini söyle. Dinle, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Midem açlıktan bulanıyor. Bana yiyecek bir şeyler bulabilir misin? Canım, affedersin. Nasıl da düşünemedim. Senin için zor olacaksa gitme. Ne demek? İstersen seninle gelirim, açık bir market buluruz herhalde. Yok, sen kal. Lütfen geç kalma Faruk, korkarım. Galiba burası şehirden uzak bir yer. O kadar da değil, tamam, ben hemen gidip gelirim.
Artık benden kaçamayacaksın. Açma. Eğer Cihan'sa onu terk ettiğini söyleyeceksin. Başka biri ise sakın yardım istemeye kalkma. Şimdi aç. Alo. Emel, sabrımı taşımıyorsun. Beni daha fazla uğraştırma. Kemal, ne istiyorsun? Mektuplarımı. O mektuplar bende değil, biliyorsun. O zaman Faruk aldı. Faruk mu aldı? Nasıl? Elif işe bu mektupları çalmak için girdi. Ve onları Faruk'a verdi. Bana da fotokopilerini sattı. Cezasını buldu. Ne demek istiyorsun sen? Beni aldatmaya kalkan herkes cezasını bulur. Elif'i sen mi öldürdün? Mektuplarımı istiyorum Emel. Onları Faruk'tan ancak sen alabilirsin. Hayır, yapamam. Yapacaksın. Seni hemen dere yolundaki eski fabrikada bekleyeceğim. Mektupları getirmezsen Elif gibi Cihan'ın da resmini gazetelerde görürsün. Alo, alo Kemal. Kemal. Ne dedi? Mektuplarını istiyor. Sende olduğunu söylüyor. Evet, mektuplar bende. Sende mi? Eğer ona vermezsem... Ne olacak? Vermezsen ne olacak dedim. Vermem gerek. Nerede buluşacaksınız? Bu işi ben hallederim. Geleceğini umuyordum. Artık peşimi bırakacak mısın? Önce mektuplar. Mektup falan yok. Ne? Elif'ten geri aldım ve hepsini yaktım. Ne dedin? Hepsini yaktım. Beni kandıramazsın. Onları kullanarak Faruk'tan ve benden kurtulacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Faruk'a senin Emel olduğunu söyledim. O bir katil ve seni öldürecek. İkinizden de korkmuyorum. Neyine güveniyorsun? Cihan'a mı? Onu da kandırdın. Senin kim olduğunu öğrenince ne olacağını hiç düşündün mü? Mektupları ver Emel. Yoksa buradan cesedin çıkar. Mektupları ver dedim. Bütün bunlar niye? Senden hep nefret ettim. Küçüklüğümden beri. Ama bunu gizlemeyi başardın. Karımı elde ettiğin ana kadar başardın. Hayata başlarken şartlarımız eşitti. Ama sen başardın. Para ve güç sahibi oldum. Bana ait olan her şeyi istedin. Demek sırf benim olduğu için ha? Benim yapamadığım her şeyi yaptın. Hep sen kazandın. Canan'ı da bu yüzden mi öldürdün? Onu ben öldürmedim. Sen sebep oldun. Sen öldürdün. Onu senin kollarında yakaladığımda bırakıp kaçtın. Olamaz. Canan sana yetişmek için o ıssız karanlıkta arkandan koştu. Ama sen arkana bakmadan bir korkak gibi kaçtın. Kemal! Canan'a engel olmak için arkasından bağırdım. Ama korktu. Benden kaçtı. O kahrolası uçurumun kenarına geldiğinde ayağa kaydı ve düştü. Canan'ın düşerken attığı çığlığı duyduğun anda bile durmadı. Çığlığı hala kulaklarımda. Sen bir alçaksın Kemal.
Canan'ın ölümüne sen sebep oldun. Ama Emel'e bir şey yapamayacaksın. Bırak beni! Mektuplar elimde Kemal. Emel'e ya da bana bir zararın dokunduğu anda savcılığa verilecekler. Şimdi defol. Ve bir daha da karşıma çıkma. Bu son. Bir daha affetmem. Bunu bil. Şimdi defol. Artık evimize geri dönebiliriz Emel. Seninle gelemem. Neden? Tanıdığın o eski korkak Emel yok artık Faruk. Güven içinde korkmadan yaşayacağı bir sevgi buldu. Seni çok seviyorum. Bu tutku beni yaşatıyor. Seni kimseye bırakmam. Ben de seni sevmiştim Faruk. Ama şiddetin olduğu yerde sevgi yok oluyor. Korku ve baskı altında gelişemiyor. Sen bendeki sevgiyi tükettin. İstersen beni öldürebilirsin. Ama bitti Faruk. Ben artık bir başkasını seviyorum. Emel! Emel dur! Arabanızı yerleştirdik Faruk Bey. Hesabımı çıkardılar mı? Evet efendim. Buyurun. Çok daha uzun kalacağınızı düşünüyorduk. Tekrar bekleriz. Bir daha geleceğimi hiç sanmıyorum. Buyurun. Canım, hoş geldin canım. Abla. Beni bağışladığını söyle. Tamam, tamam. Her şeyi unutacağız. Hepsi geçti. Fotoğraf stüdyosunu falan her şeyi devredip kaçmış o alçak. Kayıplara karışmış. Böyle daha iyi. Boşanman kolaylaşır. Bir an önce kurtulursun ondan. Ama bebeğim. Bebeğimi kaybettim abla. Daha dur bakalım. Anne olmak için çok zamanın var. Yaşın ne ki senin? Öyle mutsuzum ki. Yakında bu günleri unutursun. Ümitsizliğe kapıldığın anda beni düşün. Başıma gelenleri. Sonra bugünümü. Öyle değil mi anne? Haklısın canım, haklısın. E hadi çıkarsana üstüne, yemeğe kalmayacak mısın? Cihan geliyor, onu karşılamaya gideceğim. Bir kahvenizi içip gideyim ben. Hadi ablana şöyle güzel bir kahve yapıver. Hadi canım, gel. Gel geçelim şöyle. Ben bir daha senin yanından ayrılmayacağım. Hiçbir itirazını da dinlemeyeceğim. Sonra pişman olmayasın. Seni dinleyip de İstanbul'u bıraktığım için çok pişman oldum. Bundan sonra ben nerede, sen orada. Tamam, itirazım yok. Balayımız için öyle güzel yerler buldum ki. Nerelermiş? Aa, şimdi söylemem. Sürpriz olsun. İşlemlere yarın başlıyoruz. Dur bavulumu alıp geleyim. Tamam? Tamam. Bekle. Gitmeden önce hazırlanma telaşındayken bana bir şey söyleyecektin, hatırladın mı? Bilmem, hayır. Sana anlatacaklarım var demiştin. Hiç acelesi yok, önemi de. Belki günün birinde canın uzun bir hikaye dinlemek isterse sana anlatırım. Kara bir hikaye mi? Evet, oldukça. Sana mı ait? Hayır, başka bir kadına. Öyleyse hiç gerek yok. Anlatma.
resmine bakıyorum. Hayatımdan çıkıp giden kadın sen değilsin. Sen buradasın. Ait olduğun yerde. Evin burası. Kocan benim. O geceden sonra seni bir kez gördüm. 2 yıl oluyor. Bir sayfiye yerinde. Kucağında bir oğlan çocuğu vardı. Gülüyordun. Mutluydun. Beni görmedin. Bir an, yalnızca bir an kalbim sessizce haykırdı sana. O haykırışı yalnız ben duydum. O çocuk benim olmalıydı.